Evet, arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. Son günlerde kimi çevirseniz hep Borsa İstanbul'daki rekorlardan bahsediyor. Borsaya yatırım yapmalı mıyım, yatırımcı olmalı mıyım, olmamalıyım gibi çok sayıda soruya şahit oluyoruz biz de çevremizde. Biz de borsanın kırdığı yeni rekorlardan bahsedeceğiz. Faruk Erdem'le birlikte barkomuzun üstündeyiz. Nedir son durum Borsa İstanbul'da sevgili Faruk Erdem? Şimdi Borsa İstanbul'da tabii biz 5000 puanın üzerine çıktık ki bir tüm zamanların rekorunu da kırmış olduk. Hı hı. Ama demin hani arada da söyledim, son bir ayda baktığınız zaman 500 bin yeni yatırımcı gelmiş ki bunların hepsinin de yani okur yazar olduğunu düşünmüyorum. Yani finansal okur yazarlıktan bahsediyorum. Tabii çok tehlikeli, yani bilmeden borsaya gelmek, hı hı, çok tehlikeli. Özellikle sosyal medyadan tüyo alarak borsada, borsa bir oyun yeri değil. Şirketlere ortak oluyorsunuz. Şirketin zararına, karına ortak oluyorsunuz. Yani şunu söyleyeceğim, ben şunu görüyorum mesela, sizin isminizden örnek vereyim. Siz yolda gidiyorsunuz, Banu diye bir, ne bileyim, bir firma gördünüz. Hemen içeri girip isminiz çok güzelmiş, alın size 10 bin liram, size ortak oldum der misiniz? Çok saçma geliyor değil mi? Evet, ama doğru, biz bunu yapıyoruz burada, biliyor musunuz? Çok hoşumuza gidiyor ya da bir arkadaşımız söylüyor, tüyo alıyoruz falan. O yüzden de ama şunu söyleyeyim, tabii borsada daha çok yatırımcının olması, borsadaki şirketlerin değerinin yükseliyor olması, hı hı, borsadaki derinliğin artması ki bugün 5.7 trilyon liraya ulaşmış borsadaki şirketlerimizin değeri. Bu hem ekonomiye güveni de gösterir, hem de yatırımcının artık işte bu dolarizasyondan kurtulup biraz da Türk lirasına yatırım yaptığını da gösterir. Evet, ama başta bir, hemen uyarımı yaptım ki... Böyle bir eğilim de var galiba. Elbette, dolarizasyonun zaten kırıldığına dair dolarlarını bozup borsaya girmek isteyen yatırımcının da bir hayli sayısının arttığına dair veriler. Şeye baktığınız zaman, Merkez Bankası'nın verilerinden döviz tevdiat hesaplarına, hı-hı, baktığınız zaman son haftalardaki çözülmeyi de görüyorsunuz. Hı-hı. İşte yine son 1-2 aylık içinde 5-6 milyar, evet, dolarlık bir çözülme var. Özellikle hem şirket hisselen şirket hesaplandı hem de kişisel hesaplarda. Dolayısıyla o para bir şekilde düşük faiz ortamında da borsaya geliyor. Netice itibariyle burada bir Türk lirasına yatırım yapmış oluyorsunuz. Yerli yatırımcıyla şu anda borsa rekor kırıyor. Hı hı. Ama başta uyarımı yaptım. Hani baştan uyarımı yapayım diye söyledim ama, peki, yoksa borsada yatırımcı sayısının artması, derinliğin artması, işte bu finans piyasalarımızdaki, sermaye piyasalarındaki ürün çeşitliliğinin çoğalması hepimizin yararına. Peki İbrahim Bey, sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz bu başlıkta. Borsanın rekor üzerine rekor kırdığı günlerden, haftalardan geçiyoruz. Sizden de bir analiz rica ederiz. Evet, şu anda Borsa İstanbul reel getiri sağlama potansiyeli olan Türkiye'deki en önemli yatırım araçlarından biri. Geçen sene 1 milyona yakın ilave yatırımcının geldiğini konuşuyorduk. Son dönemde özellikle kripto varlıklarla ilgili spekülatif gelişmeler de orada yatırımlarını belki değerlendirmek isteyenlerin de borsaya gelmesini temin etti. Tabii ki hani reel getiri sağlayabilecek bir potansiyeli içermesi borsayı zaten uzun vadeli yatırımcılar için her zaman yani birinci sırada yer almasına neden olur. Ki son dönemde önemli gelişmeler de oldu. Mesela geçtiğimiz hafta darphane altın sertifikasını BIST üzerinden satışına başladı. Yani siz bir kuyumcuya gitmeden ya da bir bankada altın hesabı açmadan da Borsa İstanbul üzerinden sertifika alabiliyorsunuz ve aradaki marj da çok düşük. Dolayısıyla hani özellikle yatırım amaçlı alanlar için önemli bir imkan. Diğer taraftan hani son dönemde Borsa İstanbul'a kötü olan şirket sayısının arttırılması, borsanın manipülatif hareketlere daha az imkan verecek şekilde düzenlenmesi, kontrol edilmesi, bundan sonraki süreçte de ona olan bu talebi arttıracaktır. Ama hani uyarı hakikaten yerinde. Belki şunu da tamamlamak isterim. Yeni giren yatırımcıların, bu alanda özellikle finansal okuryazarlığı düşük olan yatırımcıların hani duyduğu bir ya da iki hisseye yatırım yapmak yerine bankaların, katılım bankalarının fonlarını kullanarak yatırımlarını değerlendirmeleri daha az risk almalarını sağlar. Yani belki belli bir okuma yaptıktan sonra, belli bir tecrübe sahibi olduktan sonra hisse senetleri üzerine bireysel olarak yani bir tanesini, iki tanesini tercih edebilirler. Dolayısıyla borsada zaten
dikkat etmişsinizdir, yorum yapanlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir diye başında ya da sonunda mutlaka söyler. Çünkü bu ancak sertifikalı olan yatırım danışmanlığı yapabilecek kurumlar tarafından bu hisseyi al, bunu alma deme imkanı söz konusu. Dolayısıyla hani borsa hakkında da böyle çok da ulu orta bilip bilmeden, hatta yatırımcıları yanıltacak, yanlış harekete sevk edecek sözlerden de sakınmak gerekir. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde bu tip girişimler olduğunu da ifade özellikle etmek sosyal isterim. Medya, sosyal medya bu kullanılıyor Bey, ve bu yatırımcılar yanlış yönlendiriyor. Darphane'nin çıkardığı altın şeyi... Darphane'ydi. Bununla alakalı aslında çok biraz bilgilendirme yapar mısınız? Şimdi çok hani orada bir sertifika çıkacak. Çünkü var olan bir altın üzerine şey çıkarıyor, evet. Aslında riski yok, sağlam bir sermaye. Doğru. Yok. Yani aynı hisse senedi alır gibi değil mi hocam? Hı-hı. Hisse senedi alır gibi, pay piyasasından bir hisse senedi alır gibi bu sertifikayı alıyorsunuz. Sertifikanız var. Yani sizin elinizde diyelim ki bir kağıt var ve 10 gram altınız var. Altın karşılığı, evet. Ve altın, sertifikayı çıkaran da darphane. Aynen. Tamam. Siz diyorsunuz ki ya ben bu altını fiziken de dokunmak istiyorum. Gidip onu fiziken bir altına da dönüştürebiliyorsunuz. Şu anda mesela şey 10.86 alış, 10.87 satış. Şu anda. Hani, evet. Dolayısıyla aradaki fark çok düşük. Çünkü son dönemde bu... bankalar dışındaki döviz ve altın alım satım yapan uygulamalar kapatıldıktan sonra marjlar da açıldı. Aynen. O açıdan hakikaten yatırım amaçlı alınıp satılmak alım satım yapmak isteyenler için bir maliyet unsuru söz konusu oldu. Dolayısıyla hani borsada bu imkan bence oldukça önemli. Bundan sonra hani benzer belki yeni enstrümanlarla da geliştirmek, arttırmak lazım. Çünkü bu hem tasarrufların üretim ve istihdama katkı sağlanması için önemli bir araç, enstrüman. Türkiye'de maalesef yani borsa hem tarihsel olarak geç girdi hem de bazı talihsizlikler yaşandı. Finansal okuryazarlık düşüklüğü nedeniyle. Bir soru sorabilir miyim? Kısaca lütfen, artık siyasete bağlayacağız çünkü. Bir yabancı oranında bir artış var mı? İkincisi de ana muhalefetin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış hatırlamıyorsam 18 Kasım'da paylaşımda bulundu. Evet, o paylaşımı da ekrana taşıyalım. Olarak. Ondan sonra da bir artış, bir ivme oldu değil mi? Yani yatırımcı, o paylaşımından tabii, sonra. Yani, şimdi CHP liderinin açıklamalarını da, sizin işaret ettiğiniz 18 Kasım'daki açıklamaları da izleyicilerimizle paylaşmış olalım hazır yeri gelmişken. Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra emir geldi yaptım demek yok benden söylemesi. Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem... Bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde maalesef avlanan siz olacaksınız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor. Yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçırıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar. SPK ve borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler. Bilerek müdahale etmedikleri için izliyorum, biliyorum demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Önce ben bir siyasal yorum yapayım mı? Tabii. Lütfen buyurun. Şimdi 6 ay önce muhalefet partileri bir şey söylüyordu, toplumda dikkate alıyordu. Yani kendi taraftarları veya ortalama vatandaşlar. Fakat son 4-5 aydır gerçekten muhalefetin ne dediği kamuoyunun çok da umurunda değil. Dolayısıyla bu biraz Kemal Bey'in ya da başka muhalefet partilerde bir şey açıkladıklarında kendi kendilerine konuşma olarak algılayabiliriz. Artık toplum üzerinde bir etkileri kalmadı. Onların bir mevzuları var, kim aday olacak meselesi. Dolayısıyla onu tartışmaya devam etsinler bence. Bu tür konulara girmeseler kendi lehlerine olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii hocam az önce çok önemli bir cümle sarf etti. Borsayı konuşurken çok dikkatli olmak lazım. Hele siz belli bir yerdeyseniz, yani bir kanaat önderiyseniz, bir muhalefet partisinin lideriyseniz, küçük yatırımcıyı uyarıyorum derken bir manipülasyona yol açmamanız lazım. İşte şirketlerin fiyatları şişiriliyor derken Türkiye'nin göz bebeği şirketler var bu borsada. Yani 400
400'ün üzerinde şirket var. Her şirketi töhmet altında bırakamazsınız. SPK mevzuatına göre de suç bu elbette, açıklamalar tabii, baktığınız tabii ki yani zaman. Bunu mesela ben yapsam belki içeri falan alabilirlerdi yani onu bilmiyorum hani SPK mevzuatını siz daha iyi biliyorsunuz. Faruk şimdi orada lafını kestim. Amerika'daki en ağır suç şu yapılan. Doğru. Yani borsada herhangi bir şekilde spekülasyona mal oluyorsa söyledikleriniz veya yaptıklarınız en ağır şekilde cezalandırılıyorsunuz. Şimdi burada şirkete de anmıyor tamam ama genelde borsaya bir tehdit var. Tamam. Borsaya girmeyin diyor. Olmadı paranızı yatırmayın diyor. İhsan hocamın ifade ettiği gibi halk dikkate almıyor da velakin aldığını varsayalım. Ve borsada bir anda bir komutanım. Çöküş başladı. Alanlar kim verecek bunun hesabını? Tamam. Ve kim hesap soracak şimdi bu yapılandan? Milyonlarca insanın kaybını nasıl karşılayacaksınız? Şirketlerin yani, değer kaybı. Niye doları yükseltmiyorsunuz diye bir soru sorulabilir mi? Yani bu sadece bu değil. Mesela şunu da yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Faturalarınızı ödemeyin dedi. Tamam. Araba almayın dedi. Koskoca bir sektörü hedef alarak arabayı almayın dedi. Öğretmenlere bu sınavlara girmeyin dedi. Ne bir başka aklıma gelmiyor. Hepsi şimdi. Girdi sınava. Evet, hepsi sınava girdiler. İnsanlar araba aldılar. İşte sosyal konutlar yapılamayacak dedi. İşte vesaire. Şimdi 8 milyon insan başvurdu. Mesela Sayın ben Berat Albayrak kredi borcunu ödemeyin dedi. Bizzat evet, kendinden ödemeyin. Dinledim. Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar lira al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç. Ya dolar 3'ten 8'e çıktığı an Londra'dan açılan gece yarısı bir bankayla buradaki onun karşılık şirketi, tırnak içinde şirket diye söylüyorum, bildiğiniz mafyavari bir yapılanma. Biri kağıt üstünde satıyorum dedi, öbürü de kağıt üstünde alıyorum dedi. Sabah hocam yanında ahkam kesmeyin. Sabah bir anda bütün Türkiye kucağında 8 liralık doları buldu. Aynen. Neredeydi o zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklı? Tek bir kelime etti mi? Şimdi az önce tehditten, yani ben bunu özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Artık bu tehditler yani ciddi boyuta geldi. Bakın hemen okuyayım. Birebir kendi ağzından söylediği. Kanal projesinde kim varsa iktidara geldiğimde fitil fitil burnundan getireceğim. Kılıçdaroğlu söylüyor. Kredi vermeyin. Bu işe giren müteahhit unutsun kendini. Lamıcı mı yok bu işin? Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendini. Bürokratlara sesleniyorum. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Şimdi bir tek bu değil ki. Her yerde tehdit, her yerde söylem ve artık bu eylem ve söylemler ülkeye zarar veriyor. Biz niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni kasten, özellikle de siyasi iradesini, o tepedeki yönetici kadroyu kasten artık bir güvenlik sorunu oluşturmaya başladı diyoruz? İşte bunlardan dolayı. Yabancı yatırımcı ülkeye de yatırıma gelsin ve yatırımla birlikte istihdam başlasın diye bütün ülkeler paralanıyor. Bizde ise eğer yatırıma gelirseniz paranızı el koyacağız, vermeyeceğiz diye de tehdit ediliyor. Şimdi bunların ülkeye maddi anlamdaki kaybının hesabını kim verecek? Oluşan kaybı, maddi hasarı kim yerine getirecek? İşte bu söylemler de bana göre onlardan biri. Ki borsa bir ülkenin ana göstergesi. Hassas kalp grafiği. Bir mekanizma bir de komutanım. Kalp grafiği ya. Yani, ana şey yani ülkenin başarısını bununla ölçüyorsun. Nem kapan bir mekanizma. İşte haberlerde sunuyorsunuz. Borsa gene coştu diye. Niye? Yatırım için geliyor ve yabancı yatırımcılar vuruyor ve kaçıyor diye bir şey var orada. Ya tam tersi bugün ben borsanın içinde değilim ama anlarım. Ondan sordum yabancı. Herkes söylediği şudur. Yabancı yatırımcı gelirse borsa yükselir. Yabancı yatırımcı giderse borsa çıkar. Yani yerli yatırımcının borsayı belli bir noktaya getirme şansı maalesef yok. Şu an o borsa uçuyor doğru. Kendiliğinden değil yabancı yatırımcı tercih edip geldiği için uçuyor. Ve sana gelen yatırımcı da aslında tehdit ediyorsun. Dolayısıyla bunun bana göre hukuki bedeli olmalı. Bir kanuni karşılığı olmalı. Ve bunlar ifade ettiğim gibi yurt dışında bir diğer devletlerde inanılmaz büyük suç. En büyük suç. Doğru. Fakat bizde maalesef karşılığı yok. Peki.